Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kapadokya bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Kıymetli takipçilerim, bugün Kapadokya bölgesinde yer alan bir üzüm bağında bulunmaktayız. Bu üzüm bağından kendimize yaprak toplama işlemini gerçekleştireceğiz. Kışlık yapraklarımızı bu bağdan tedarik etmekteyiz. Üzüm yaprağında dikkat edeceğiniz noktaları sizlere tek tek açıklamak istiyorum. Kesinlikle yaprağınız beyaz üzüm asması yaprağı olması gerekmekte. Siyah üzümün yaprakları hem tüylü olur hem de lezzeti olmaz. Bu yüzden beyaz üzüm çubuğundan elde edilen yaprakları biz yaprak sarması için kullanmaktayız. Yaklaşık 30 dönümlük bir bağ burası ve tonlarca bu bağdan beyaz üzüm kaldırılmakta. Bu sene havalar yağışlı geçtiği için ara sıra da bir kırcı yani dolu oldu. Dolu olduğundan dolayı yaprakların çoğu hasar gördü bu dolu yüzünden. Yaprakların uç kısmından yeniden filizlenen, yeşeren yaprakları ailecek toplamaya geldik. Bir yanda şu an babaannem üzüm yapraklarını topluyor hızlı bir şekilde. Bir yanda da annem aynı şekilde üzüm yapraklarını topluyor. Diğer tarafta da eşim yaprakları toplama işlemini gerçekleştirmekte. Üzüm çubuklarının alt dallarındaki yapraklar artık kartlaştığı için yeniden sürgün veren uç kısmındaki nazik yaprakları toplama işlemini şu an babaannem gerçekleştirmekte. Üzüm yaprağı deyince aklınıza gelecek tek ve ilk adres kesinlikle Kapadokya bölgesi olarak aklınıza gelmelidir. Kapadokya bölgesinde eşsiz, ucu bucağı olmayan birçok üzüm bağı yer almaktadır. Ve hem üzümler hem de üzüm yaprakları bu sayede bu bağlardan elde edilmektedir. Yaprakları babaannem gördüğünüz gibi eline deste şeklinde topluyor. Ve biriktirdikten sonra çantasına koyuyor. Ardından biz bu yaprakları yanmasın diye sıcak bir ortamda bulundurmayacağız. Hemen bir bez, örtü gibi şeylerin üzerine sereceğiz. Ve orada yapraklarımızın havalandırma işlemini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi maşallah var yapraklarında. Altın sarısı gibi parıl parıl parlıyorlar. Size şunun da bilgisini vereyim. Bu sene Kapadokya bölgesinde üzüm yaprağı fiyatları 70 ila 100 TL arasında değişmekte. Kilo bazlı olaraktan söylüyorum tabii bu fiyatları. Şimdi hanımım da bir uçta yaprakları toplamakta. Hanımımın yanına geçip hanımımla birlikte üzüm yapraklarımızın toplama işlemine ben de yardım edeceğim. Şu an hanımım ile birlikte kışa hazırlık için üzüm bağından tek tek yaprak topluyoruz. Paylaşımlarımda görmüşsünüzdür. Daha biz de yeni evliyiz. Evimiz için ilk defa kışa hazırlık yapıyoruz. Kendi evimize
Yaprak topluyoruz şu an. Tekrar size hatırlatıyorum. Üzüm yaprağı alacaksanız kesinlikle beyaz üzüm çubuğu yaprağı almaya dikkat edin. Beyaz üzüm çubuğu yaprağının kalitesini kesinlikle hiçbir üzüm çubuğu yaprağı tutmaz. Siyah üzüm yaprağı hem tüylü olur, hem sert olur, hem de aşırı bir lezzetli olmaz. Bu yüzden alacak olursanız kesinlikle beyaz üzüm yaprağı almaya özen gösterin. Böylelikle kıymetli takipçilerim, bugünkü paylaşımımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım yapabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın. Çok güzel.